Zımbayı hocam ne zaman kullanıyoruz? Bunu yamayı şimdi karın içinde yapışıklıklar varsa onları indiriyoruz. Fıtığın içindeki yapıları dışarı aşağı doğru çekiyoruz. Ameliyat her şeyi bir yerli yerine oturttunuz yani. Serbestliyoruz. Evet. Bu çok da basit olmuyor bazen tabii. Saatlerce uğraştığınız durumlar da olabiliyor. Sanki hocam bir dakikada yapıyormuşsunuz gibi anlatıyorsunuz. Ama güzel oluyor tabii. Küçük fıtıklar bazen çok hızlı oluyor. Güven veriyor hocam. Teşekkür ederim. Ondan sonra yapışıklıkları ayırıp fıtık bölgesini hazırladıktan sonra ona göre yamasını seçiyoruz. Şimdi yamaların da içinde farklı modeller, farklı teknikler var. Onun için böyle bir kalabalık cürük getirdim buraya. Örneğin şu emilebilir bir yama. Yamaların bir kısmı tamamen emilebilir. Yani eriyor mu hocam? Eriyor. Ama içerisinde. O boşluk ne oluyor peki erirken? Bu sırada fibrozis dediğimiz bir kötü iyileşme alanı orada sert bir doku oluşturuyor. Bu tabii her yerde kullanılmıyor. Karın duvarı onarımlarında tamamen emilebilir yamalar pek kullanmıyoruz. Yani değil mi? Karın daha sert olabilir. Evet. Yani çok. Onun için ama şu var. Bunlar sonuçta gene de yabancı malzeme. Yarı yarıya emilebilir oranlar var. %70 emilebilir olanlar var. İhtiyaca göre bunları belirliyoruz. Onun dışında o zaman burada bir maharet gerekiyor. Hocam ben bir şey soracağım. Şimdi teknolojiyi bilmek de. Hocam gerekiyor. Şimdi biz karın içinden veya karın dışından. Evet. Laparoskopide karnın içerisinden bakıyoruz. Fasciaya evet. İç taraftan. Evet. Normal ameliyatta da dış taraftan deriyi geçip evet. Bakıyoruz. Şimdi bu kasık fıtığına bu biraz büyük gelmiyor mu? Yok, o kasık fıtığı için değil zaten. Bu ne için bu hocam? Ameliyat fıtığı için bir yama. Bu ameliyat için yani evet.